2003 yılında girişimcilik ve KOBİ'lerle ilgili ilk dersi açmıştım. Bir saç ayağı mantığıyla o zaman dersleri üniversitede kurgulamıştım. Bir firma veya girişimci başladığı zaman doğal olarak bir firma kurması gerekiyor. Firmayı nasıl kurmanız gerektiğini bilmezseniz, gerekli altyapınız olması ilerleyemiyorsunuz. Sonra müşteri ilişkilerinden haberdar olmanız gerekiyor. Çünkü aynı zamanda çalışanlarınız da sizin müşteriniz. Sonra müşterilerle nasıl davranacağınızı bilmeniz gerekiyor. Sonra ister istemez çeşitli krizler, durgunluk dönemleri, çeşitli sıkıntılar yaşadığınız dönemler oluyor. Bu nedenle krizlerden haberdar olmanız gerekiyor. Doğru önlemleri almanız gerekiyor. Belki daha önemlisi sizin yanınızda olan, size hep destek olan ekibiniz, kamu çeşitli kurum ve kuruluşları ve yurt içi ve yurt dışında elde edebileceğiniz inanılmaz bir bilgi birikimi var. Bunlardan bir örnek de tam burası. Bilişim Derneği. Bilişim Derneği'nin 2001 yılından bu tarafa, İstanbul Şubesi açıldığından bu tarafa can siperhane destekliyorum. Birçok etkinliğinde olmaya çalışırım. Burada sadece bilişimle ilgili KOBİ'lerin olmaması lazım. Birçok KOBİ zirvesinde bunu konuşuyoruz. KOBİ'ler hangi alanlarla ilgili çalışırsa çalışsın, çeşitli alanlarla ilgili desteklerden de yararlanmalı. KOSGEB'den yararlanmayı bilmiyorsa problem. Bakanlıkla ilgili hiçbir çalışmadan haberi yoksa problem. Gelişmelerden haberi yoksa problem. Teknolojiyi takip etmiyorsa problem. Bu ayki ekokritik yazımda özellikle şeyi yazdım. Aynaya bak, çevreye bak ve ilerle. KOBİ'lerimizin yapması gereken bu. KOBİ'ler sadece basit anlamda girişim yapmaya kalkacak olursa, yani sadece birbirini kopyalıyor olacak olursa doğru değil, anlamlı değil. Çünkü buna basitçe hani kopyalama, copycatting diyoruz. Bir şey ifade etmiyor. Veya sadece birisinin aynısını benchmark alıp aynı şekilde büfenizi, salonunuzu, binanızı yapabilirsiniz. Ama aynı insan kaynağını toparlayamazsınız. Çünkü insana yatırım yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Problem bu. KOBİ'lere ilk önerim kesinlikle insan kaynağına yatırım yapmalarıdır. Kendilerinden başlasınlar. Böylece firma, ortakları, çalışanları, müşterileri ve iş ortakları dahil olmak üzere büyük bir ekosistemin parçası olurlar. Teknolojiyi kesinlikle takip etmek zorundalar. Başka seçenek yok. Çok inanılmaz teşvikler de veriliyor. Çeşitli imkanlar da var, çeşitli kuruluşlar da var ve bunu sizin gibi yayın kuruluşları da duyurmaya çalışıyor. Bu nedenle KOBİ'lerin bu tür yerlerde olması, sizin aracılığınızda da potansiyel müşterilerine ve iş ortaklarına ulaşması takdir edersiniz en doğru yöntem. Maddeler biraz oluştu değil mi? Yöneticilerini iyi yetiştirmeleri durumunda ve doğru yatırım yapmaları durumunda sistem yine farklı çalışacak. Günümüzde teknolojiye yatırımı yapmadan, teknolojiden yararlanmadan, gerçek anlamda bilişimden yararlanmadan firmaların başarılı olabilme şansı yok. Buna dikkat etsinler ve güzel gelişmeler var. Tüm sektörlerde ben birçok konferansa katılıyorum. Bazılarında konuşmacıyım, bazılarında moderatörüm, bazılarında sadece katılımcıyım. Gözlemlediğim basit bir şey var. Tüm tarafların çabalarına rağmen ne yazık ki KOBİ'lerimiz bundan yeterince yararlanmıyor. KOBİ'ler Avrupa Birliği fonlarından yeterince yararlanmıyor. KOSGEB desteklerinden yeterince yararlanmıyor. Bakanlık, ilgili kuruluşlar, TÜBİTAK ve benzeri bir sürü kuruluş sayabiliriz. Üstelik tüm bu kurum ve kuruluşlar birçok etkinliklerde, bu tür etkinlikler dahil olmak üzere geliyorlar. Bakanlıklar dahil olmak üzere kendilerini ifade ediyorlar ve bundan yararlanılması için görüşmeler yapmaya çalışıyorlar ve bilgilendirme yapıyorlar. O zaman yani aynaya bakmaları gerekiyor, kendilerini düzeltmeleri gerekiyor, çevreye bakmaları gerekiyor, ne yapılması gerekirse onu yapmaları gerekiyor ve ilerlemeleri gerekiyor. Aksi durumda Türkiye'deki KOBİ'ler ne yazık ki ikinci kuşak, üçüncü kuşak hayal, dördüncü kuşak neredeyse mümkün olmayan halde devre dışı kalıyor. Bu da bizim açımızdan üzücü.